kalıcı konukların hızlıca başlanacağı bilgisi var. Bir yandan da barınma sorununa çözümler için çadır kentler, tabii bölgedeki meteorolojik koşullar, bir çadırın getirdiği imkansızlıklar, hijyen sorunu da göz bulundurulduğunda konteyner kentlerin öncelenmesi gerektiği söyleniyor ve tabii ki böylesi geçici de olsa sağlıklı barınma imkanları. Onlardan biri daha İskenderun'a depremzedeler için İtalya'nın Napoli şehrinden yolcu gemisi geldi. AFS'ye geçici barınma için gemiye yerleşti. Otobüslerle limana götürüldüler, onları bekleyen yolcu gemisine yerleştiler. Depremzedelerin geçici yuvası İtalya'dan gelen dev gemi oldu. Bölgede barınma sorunu yaşayan depremzedeler için çalışmalar sürüyor. Hatay'da kalacak yerleri olmayanlara ikinci gemi de tahsis edildi. İtalya Napoli'den gelen gemi 358 oda ve 1000'den fazla yatak kapasitesine sahip. AFAD ve Kızılay'ın belirlediği listedeki depremzedeler gemiye yerleşti. Bu gemide yaklaşık 940 depremzedeyi yolcu kameralarında ağırlayabileceğiz. Şu anda gördüğünüz alanda yaklaşık 1100 kişilik bir yolcu salonu. Burada da diğer faaliyetlerini kullanacak yolcularımız. Gemiye yerleştirilen depremzedelerin günlük yaşamlarına geri dönmelerinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Burada konaktan sonra gündüz amacımız günlük işlerine ilerleyen sürede yapabilmeleri, buradan sabah çıkıp işlerine gidebilmeleri, akşamda dönüp tekrar gemide konaklamalarını sağlayacağız. İskenderun'a şimdiye kadar iki yolcu gemisi yanaştı. Gelecek hafta bir geminin daha gelmesi bekleniyor. Evet, her imkanla giderilmeye çalışılıyor barınma sorunu ama yenilere tabii ki yolda. Malatya'nın Doğanşehir ilçesi depremin büyük hasar verdiği yerlerden biri. İlçede depremde 6000 bina yıkıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken konteynerlerde de yaşam sürüyor. Bir tarafta enkazlar kaldırılırken bir tarafta yan yatmış ağır hasarlı binalar var. Felaketin ardından yaralarını sarmaya çalışan depremzedelerin bir kısmı ise konteyner ve çadırlarda yaşamını sürdürüyor. Malatya'nın Doğanşehir ilçesi, Kahramanmaraş merkezi iki büyük depremden etkilenen noktalardan biri oldu. İlçede hem barınma hem yıkım çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 12 bin bina hasar tespit çalışması çerçevesinde incelendi. 6 bin ya yıkılmış ya da aşırı hasar görmüş ağır hasarlı bina var. Akabinde de tabii yeni evlerine, nihai hedefimiz yeni evlerine, evlerine kavuşturmak vatandaşlarımızı. Konteyner kentte hayat devam ediyor. Bir tarafta bacası tüten soba, bir yanda top oynayan çocuklar. Jandarma ve görevliler de depremzedelerin ihtiyaçları için gece gündüz çalışıyor. İlk etapta çadır dağıttık vatandaşlarımıza. Tabii yine gıdalarını verdik ve akabinde de vatandaşlarımız için bir konteyner kent oluşturduk. Burada şu ana kadar yaklaşık 100 konteyner yerleşmiş olacak. 200 ailemizde barınmış olacak.